Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, adaletin bütçesini konuşuyoruz ama sayenizde bu güzel ülkede ne adalet kaldı ne hukuk. Zaten yargının başına ne geldiyse 12 Eylül'lerde geldi. Yargı 12 Eylül askeri darbesiyle nasıl vesayet altına alındıysa 12 Eylül referandumunda da yatağa bağlı bir hasta haline getirildi. Bakınız, 2010 yılının Şubat ayında bir anket yapılıyor. Yargıya güven burada %65 çıkıyor. Ondan sonra 2010 referandumundan sonra 22 Kasım 2012'de yapılan aynı mahiyette bir ankette yargıya güven sadece %5. Şimdi evet, şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri gibi maalesef ekside. Bugün böyle bir gerçeklik varken ben meslektaşlarım olan değerli hukukçu AKP milletvekillerini anlayamıyorum. Ortada hukukçu olmayan insanların, hatta çocukların dahi kolaylıkla kavrayabileceği karanlık bir tablo varken niye sıkıyorsunuz arkadaşlar? Kafanızı niye kuma gömüyorsunuz? Siz milletin vekilisiniz, lütfen müdahale edin. Bakın, yargı bugün saraya bağlanmıştır. Kendi başına karar vermemesi istenmektedir. Kendi başına karar verememektedir. Bazı başsavcılar adalet isteyenlere başsavmacı, iktidarın çuvalladığı işlerde ise baş sıvamacı oldu. Hakimler derseniz bazıları sadece iktidarın ne istediğine hakimler, gözleri kulakları sarayda. Değerli milletvekilleri, adalet mülkün temelidir. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak devamından söz edilemez. Siz ne yaptınız? Sayenizde vatandaşta adalet mülkün değil, malın mülkün temeli görüşü hakim olmaya başladı. Böyle giderse ülkeyi mafyaya teslim edeceksiniz dedik, dinlemediniz. Ne oldu? Mafya kendini devlet olarak görmeye başladı. Mafya artığının biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tehdit etti. Hiçbiriniz kınayamadınız. Üstüne bir de iktidarın küçük ortağı ona sahip çıktı. Bu yetmedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş mafya artığına hakaret ettiği için önce gözaltına aldı, ondan sonra tutuklandı. Bundan hiç utanmadınız mı? Aslında bugün adaletin iki temel sorunu vardır. Biri yargıya hükmetmeye çalışan saray, diğeri saray karşısında el pençe duran bir takım bazı hakimler. Adalet reformu gündemde. Sayın Adalet Bakanı'nın niyetinden şüphemiz yok ama hakimler ve yargı tarafsız ve bağımsız olmadan, hakimler liyakatlı olarak seçilmeden boşuna reform yapmayın. Hiçbir şey düzelmez, değişmez, değişmeyecek. Değerli milletvekilleri, ben bir milletvekili olarak bu elimde tuttuğum Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na sadakatten ayrılmayacağıma ve bağlı kalacağıma yemin ettim. Buna uymayacağım diyebilir miyim? Ne ben ne siz demezsiniz. Ama kendini anayasanın üstünde gören, anayasaya bağlılık yemin eden bir hakim, hakim denen Akın Gürlek ne yaptı? Ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum dedi. Anayasayı açıkça ihlal etti. Ona ne yaptınız? Halen görevde. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan Akın Gürlek yeni Zekeriya Özolma yolunda. FETÖ'nün sözünden çıkmayan Zekeriya Öz'e zırhlı arabası veren Sayın Cumhurbaşkanı, sanıyoruz bu adama da zırhlı bir uçak verir. Nasıl olsa sarayda uçaklar çok. Sayın milletvekilleri, kendi atadığınız FETÖ'cü hakimler şanlı ordumuza tuzaklar ve kumpaslar kurup 15 Temmuz hain darbe girişiminin yollarını döşediler. General yaptığınız vatan hainleri askeri darbe yapmaya kalktılar. Ama siz hala bunlardan tek bir ders almadınız. Kandırıldınız ama bari bir ders alın. Bakın, dedik ki liyakati getirin. Yargıda yandaşlık, tarikat, cemaat olmaz. Siz ne yaptınız? AKP il ve ilçe teşkilatlarında çalışan avukatları hakim ve savcı yaptınız. Çeşitli tarikat, cemaat ve odaklardan hakim ve savcı aldınız. Sorarım size, 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen FETÖ'cü alçak hakim ve savcıların yerine mesleğe alel acele aldığınız hakim ve savcılar içinde AKP teşkilatlarından, tarikat, cemaat, dernek ve benzeri gerici oluşumlardan referansı olmayan bir tek kişi var mı? Bunu çıkın açıklayın. Bu aldığınız
liyakati şüpheli bir kısım hakim ve savcılar duruşma yapamıyor, karar veremiyor, karar yazamıyor. Vatandaş ise adalete susamış bir şekilde beyhude bekliyor. İşte sizin eseriniz bu. Değerli milletvekili. Sözlerinizi tamamlayın Sayın Öğretmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir de dünyada olmayan bir garabete imza attınız. FETÖ'cülerin getirdiği, FETÖ'cü projesi olan bir çoklu baro garabetini Türkiye'ye layık gördünüz. Bütün baro başkanları, bütün avukatlar karşı çıktı ama siz bunu kanunlaştırdınız. Ne oldu? Baskıyla, zorla, tehditle baro kurdurmaya çalışıyorsunuz, başaramıyorsunuz. Olmadı, olmayacak. Son söz. Mensubu onur olmaktan ve baro başkanı yapmaktan onur duyduğum Mersin Barosu eski başkan olarak söylüyorum. Barolar dimdik ayakta. Hukuka, kadınlara, gençlere, çocuklarına ve en önemlisi insan haklarına sahip çıkmaya devam edecekler ve size rağmen sahip de çıkacaklar. Teşekkür ediyorum. Her birinizi saygılarımla selamlıyorum.